biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Safranbolu'da belediye başkanlığını alacağız. Bunun başka yolu yok. Bu saatten sonra 1 Ocak'tan itibaren kapı kapı dolaşıp insanlara ülkemizin durumunu ve Safranbolu'ya yapılacak hizmetleri anlatacağız. Bunu da sizinle birlikte yapacağız. Bizim monomot bir siyasi particilik yapacak halimiz yok. İnsanlarımıza Safranbolu'ya yapacağımız hizmetleri anlatacağız. Herkesi kucaklayacağız. Safranbolu'yu benim başından beri söylediğim bir şey var. Safranbolu'yu Safranbolulularla beraber yöneteceğiz. Bu şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükselteceğiz. Huzurlu bir şehir haline getireceğiz. Turizmde çevremize örnek olacağız. Bunun yapılabilmesi için mutlaka ve mutlaka Safranbolu'da Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Mustafa Özata Bey'in belediye başkanı olması gerekiyor. Kendisi turizmcidir, iş adamıdır, bir girişimcidir. Öngörüleri çok iyidir. Projelerimiz hazırlanmakta. Ben projelerin gördüğüm zaman inanın o kadar heyecanlandım ki ben kendim de halk eğitimde uzun yıllar çalışmış bir insan olarak proje hazırlayan bir insanım. Projeyi hazırlamadan önce projeyi başarmak lazım. Bu sefer Safranbolu bu işi başaracak ve biz 2014 yılında belediye başkanlığını alarak bu millete hizmetin ne olduğunu göstereceğiz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Bu seçimlerde bunu başaracağınıza inanıyorum. Kahvaltımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Davete icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bu kahvaltıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Safranbolu'daki 2014 yerel yönetimler seçiminin startını vermiş oluyoruz. Biz de değerli başkanımızın görüşlerine aynen katılıyorum. Ülkemizin son günlerde yaşadığı ortam hepimizin ibretle izlediği bir görüntü arz ediyor. Safranbolu'nun bir sakini olarak hak ettiği hizmeti almadığını da hep birlikte görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde hak ettiği atağa kalkarak Safranbolu'da belediye başkanlığı seçimini kazanacaktır. Buna inanıyoruz. Tabii bunda en önemli etken partililerimizin davalarına inanmışlığıyla verecekleri mücadeledir. Burada ben bu işi bütün arkadaşlarımızla ve özellikle bayan arkadaşlarımızla görüyorum. Daha fazla uzatmadan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Alışınızda. Alışınızda.